Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın tamı tamına 48. güne geldik. Bugün su dalgalarında ile ilgili soru bankamızdaki test peşin çözümlerini yapacağız. Ben hazırım eğer sen de hazırsan. Yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Derinliği sabit bir dalga leğeninde kaynak tarafından periyodik olarak oluşturulan atmanın düz engelden yansıması verilmiştir. Bu durumda yansıyan atmanın dalga boyu lambda olmaktadır. Yansıyan atmanın dalga boyu Önce kaynağın periyodu arttırıldığında lambda 1, daha sonra ln'e bir miktar su eklendiğinde lambda 2 oluyorsa bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Yani işlemleri aşamalı aşamalı yapıyor. Önce periyodu arttırıyor, dalga boyunu lambda 1 olarak ölçüyor. Sonra periyodu arttırmıştı ya, bir de ln'e su ekliyor ve dalga boyunu lambda 2 olarak ölçüyor. Öncelikle bir kere gelen atmaların dalga boyu ne kadar ise yansıyan atmalarında dalga boyu o kadar. Yani yansıma sonucunda dalgaların periyodu, frekansı, dalga boyu, genliği hiçbir şeyi değişmez. Sadece ilerleme doğrultusu değişiyor. Yani böyle ilerlerken yansıyor ve böyle ilerlemeye devam ediyor. Ama özellikleri değişmiyor. Çünkü dalgalarda hani lambda eşittir v çarpı t bağıntısına göre ya da buradaki t yerine 1 bölü frekans yazabiliyoruz. İşte lambda eşittir v çarpı 1 bölü f bağıntısında neyin nasıl değiştiğini bilmemiz lazım. Mesela dalga boyu nasıl değişecek? Hız değişirse ya da periyot değişirse ya da hız frekans değişirse dalga boyu değişir. Yani dalga boyu şuna bağlıdır. Buna bağlıdır demiyoruz. Dalga boyu hem hıza bağlıdır hem periyoda bağlıdır. Ama buradaki hız sadece ortama bağlıdır. Dalgalarda hız ortama bağlıdır. Yay dalgalarında ortam yayın kalınlığıdır. Su dalgalarında ortam suyun derinliğidir. Derinlik değişmezse ortam değişmez. Ortam değişmezse hız değişmez. Periyot ise sadece ve sadece kaynağın keyfine bağlıdır. Yani sen buradaki kaynağı 1 saniyede suya 4 kere batırıp çıkartıyorsan, o zaman 1 saniyede 4 dalga üretirsin. Saniyede üretilen dalga sayısına ne denir? Frekans. O zaman birinci durumda frekansı 4. Eğer sen 1 saniyede 8 kere suya daldırıp çıkartırsan, o zaman 1 saniyede 8 dalga üretirsin. Frekansın ne olur? 8. Yani sen buradaki kaynağı suya eğer daha fazla daldırıp çıkarmadığın sürece bu suyun derinliğini de değiştirsen dalgaların frekansı ve periyodu değişmez. Dolayısıyla şunu kesinlikle not alacaksınız. Hız yalnızca ortama bağlıydı. Bu önemli bir nottur. Yalnızca ortama yani derinliğe. Buradaki periyot ve frekans ise yalnızca yalnızca kaynağa bağlıdır şeklinde notunuzu almanız lazım. Ama buradaki dalga boyu hem hıza hem frekansa hem periyoda bağlıdır. Şimdi öncelikle hiçbir şey yapmıyoruz. Buradan gönderdiğimiz dalgaların dalga boyu lambda. E yansıyanlarınki de lambda oluyor. Şimdi dolayısıyla ben yazıyorum. Lambda eşittir V çarpı T yazıyorum. İkinci durumda bana diyor ki ben kaynağın periyodunu arttıracağım diyor. Arttırdığımda dalga boyu lambda 1 oluyor diyor. Tamam. O zaman lambda 1 yazıyorum. Hız aynı. Çünkü birinci olayda dalga L'nin derinliğini değiştirmiyor. O zaman hız değişmedi. Ama periyodu diyor 2 yapacağım diyor mesela. O zaman burası arttığında burası artmaz mı? Artar. Yani biz buna landa diyorsak burası 2 katına çıktığına göre artık landa 1'e 2 landa dememizde bir sakınca var mı? Yok. Şimdi diyor ki ben bu durumdayken L'ne bir de su ekleyeceğim diyor. Hee derinlik artar. Şimdi dalgaların derinliği artarsa hızı da artar. Şimdi okyanusları bir düşünün derinlik çok fazla. Oradaki dalgalar çok hızlı ilerler. Ama derinlik az olduğunda hız azalır. O zaman derinlik artıyor. O zaman hız artıyor. O zaman ben şöyle yapacağım. Lambda 2 eşittir diyeceğim. Hız yerine artık V yazmayacağım. Örneğin 2V yazacağım. Çünkü hız artıyor. Derinlik arttığı için. Periyot hala önceki durumda korunuyor. Onun üzerine bu işlemi yaptığı için. Artık lambda 2 dediğim şeyde 2 kere 2'den 4 yaptı. Demek ki bu da 4 lambda yaptı. Demek ki lambda 2 hepsinden büyük oldu. Sonra lambda 1 sonra da lambda. Sorunun cevabı 2 1 lambda şeklinde şıkları incelediğimde 2 1 lambda yani A şıkkı oldu. Derinliği her yerde aynı olan ve üstten görünümü verilen eş karelere bölünmüş dalga leğeninde engele doğru ilerleyen doğrusal atmanın görünümü veriliyor. Buna göre atmanın engelden yansımış hali bunlardan hangileri olabilir diyor. Şimdi canlar bunun en kolay yolu neydi? Ben her zaman bunları dalga gibi değil de sanki bir ışın sorusu çözüyor gibi yapmayı çok seviyordum. Bu bizim dalgamız. Yani dalgaların tepelerini gösteren bir çizgi. Dalgaların ilerleme doğrultusu her zaman buna diktir. Yani çizdiğimiz dalganın tepesine diktir. Dolayısıyla ben diyorum ki bu ilerleme doğrultusunu diyorum ışın gibi kullanamaz mıyız kardeşim? Yani bunu bir ışın gibi düşünemez miyim? Düşünebilir. İlerleme doğrultusunu ışın gibi düşündüğümde ve hamlelerimi yapıyorum. 1T, 2T, 3T, 4T geçti. Buraya geldim. 5. T'de buradan yansıdım ve buraya geldim. 6. de buraya geldim. 7. T'de buraya geldim. Bak. Şu anda atmanın ben tam ortasındayım, değil mi? Bak, ortasını getirdim. Dolayısıyla atmanın ortası ilerlerken nereye denk geliyor? Bak buraya denk geliyor. Yani diğerlerinin ortasına denk gelmedi bile. Ben diyelim buraya O noktası dedim ya. Atma üzerindeki tam ortaya O dedim ya. Bak. 1T, 2T, 3T, 4T ve 5T. 5T sonra O noktası buraya geldi. Şimdi diyelim ben buraya işte ne diyeceğim? örnek veriyorum. Buradakilerden biri olmasın. P noktası diyelim. P noktasına da aynı hamleyi yapacağım ama 5 kere. Bak ilerletiyorum. 1 2 3 buradan döndüğü zaman 4 ve geldiği zaman 5. 5T sürede P de buraya geldi mi? Geldi. Gördüğünüz gibi diyelim ben buraya S dedim. S'ye de 5 tane hamle yaptıralım. Bak 1 2 3 4 5. Gördüğümüz gibi S de buraya geldi mi? Geldi. Yani birebir hangisiyle örtüştü? Buradaki L ile örtüştü. Demek ki sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Şekilde gösterildiği gibi su derinliği sabit olan dalga L'nin de ilerlemekte olan doğrusal atma parabolik engelden yansıdıktan sonra L noktasında odaklanmaktadır. Engel esnek ve şekil verilebilmekte olup M noktasına göre her iki ucuda X ve Y yönünde gerilebilmekte veya bükülebilmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi doğrusal bir atmayı parabolik bir engele gönderdiğimizde nasıl yansıyor? Bunun en kolay yolu ilerleme doğrultusundan çözmektir. Yani dalganın şu kısmını ben sanki buradan ilerleyen bir ışın varmış gibi düşüneceğim. Şu noktasını sanki buradan sağa doğru ilerleyen bir ışık varmış gibi. Şu noktasını sağa doğru ilerleyen bir ışık varmış gibi düşüneceğim. Yani ilerleme doğrultularını bir ışın gibi düşündüğümde çok kolay bir şekilde bunu çözebiliyorum. Nasıl çözeceğim? Şimdi diyeceğim ki buradan asal eksene paralel gelen bir ışık gelseydi e çukur aynada. Sonuçta bu parabolik engel çukur ayna gibi görünüyor. Çukur aynada asal eksene paralel gelen bir ışın aynada yansıdıktan sonra aynanın odak noktasından geçmez mi? Geçer. E soru da bana L noktasına odaklanmaktadır dediğine göre demek ki bunların böyle gelip L'den geçmesi gerekiyor. E bir tane de en alttaki uçtan yapalım. Yani buradan asal eksene paralel gelen bir ışık olsaydı bu da yansıdıktan sonra L'den geçmeyecek miydi? Geçecekti. Şimdi artık çizimini yapmak o kadar kolay ki. Yani çok mantıklı geliyor bana. Gerçekten en kolay yöntemin ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. O yüzden hep böyle anlatıyorum. Artık bunları birleştirmek kalıyor. Yani parabolik engeli şeklini veriyorsun. Yansıyan ışınları böyle ne yapıyorsun? Birleştiriyorsun. Yani doğrusal bir atma parabolik engele çarpınca parabolik engelin şeklini alıyor. Ve odak noktasına doğru geliyor. Sonra odak noktasından da bu şekilde uzaklaşarak ne yapıyor? Yoluna devam ediyor. Yani buradan yansıyanların yönü şu şekilde. Yönleri nereye hedef alıyor? L noktasına. Ya yani o da önemli tabi. Yani bunların şöyle ilerleme doğrultuları L noktasına doğru geliyor. Buradan ilerleyenlerin de uzantıları yine L'den geçiyor. Yani şu şekilde yaptığımızda L'den geçiyor. Şimdi L noktasının olduğu yerde sonuçta şöyle bir görsel oluştu mu? Küçülüyor, küçülüyor. Sonra buradan tekrar böyle büyüyor. Bak böyle bir görsel oluşuyorsa biz bu şekle odaklanma diyoruz. Yani bu L noktasının odak olsa da olmasa da şu küçülen sonrasında büyüyen görseli gördüğün anda bunun adı odaklanma. Şimdi çukur engelin neden L noktasından geçti asal eksenine paralel gelen ışınlar? Neden? Çünkü L noktası onun odağı demek ki. Peki çukur aynada odak uzaklığı neye bağlıydı? Sadece eğrilik yarıçapına. Hatırlayın eğer siz büyük bir küreden ayna yapıyorsanız odak uzaklığı büyük olur. Küçük bir küreden ayna yapıyorsanız odak uzaklığı küçük olur. Sonuçta bunun dış tarafını şöyle ayna yapmıyor muyduk? Burada da aynı şekilde dış tarafını ayna yaptığında biz biliyoruz ki burası merkez. Merkezle ayna arasındaki burası odak noktası. E burası merkez ise odak noktası burası. Yani küre küçüldüğünde odak uzaklığı küçülüyor. Küre büyüdüğünde odak uzaklığı büyüyor. Demek ki biz buraya yani F'e R bölü 2 diyebiliyoruz. Yani tamamı R olduğu için şurası da R bölü 2. Burası da R bölü 2 oluyor. Demek ki eğrilik yarıçapı ile odak uzaklığı doğru orantılı. Yani küre büyürse odak uzaklığı büyüyecek. Küre küçülürse odak uzaklığı küçülecek diyebilirim. Yani R artarsa F artar. R azalırsa F azalır diyebilirim. Hadi bakalım. Engelin her iki ucuda X yönünde gerildiğinde yansıyan atma K noktasında odaklanabilir diyor. Şimdi X yönünde germek ne demektir? Hemen bakalım. X yönü dışarı doğru değil mi? O zaman dışarı doğru geriyorsun. Şimdi dışarı doğru gerdiğinde bu artık böyle daha büyük bir parabole dönmez mi şöyle? Büyük. O zaman yarı çapı artar. E yarı çap arttığında odak uzaklığı artar. Odak uzaklığı arttığında artık odak L değil daha uzak olur. E daha uzak olup tam K noktasına denk gelme ihtimali var mı? Var. Yani odak uzaklığı sonuçta artıyor. Yeni odağımız eğer burasıysa o zaman nereye odaklanacak? Işınlar yansıdıktan sonra buraya odaklanacak. Dolayısıyla da K noktasına doğru gelmiş olacaklar. Sonrasında da buradan ayrılacaklar. Yani bu doğru. Bir sıkıntı yok. Diyor ki engelin her iki ucu da y yönünde büküldüğünde yansıyan atma lm arasına odaklanabilir. Şimdi bu sefer de y yönünde bükeceğiz. E y yönünde büktüğümüzde bunu artık böyle daha küçük bir para böyle çevirmiyor muyuz? Evet. Yani küçük bir küre. O zaman r azalıyor. E r azalırsa odak azalır. Odak azalırsa artık bu kadar değil. Odak uzaklığı daha küçük. Yani buranın da aşağısında mesela burada olabilir. E odak uzaklığı burası olursa Yansıyan ışınlar bu sefer buradan geçecek. Mesela buradan yansıyan buradan geçecek. O zaman biz nereye doğru gelmiş oluyoruz? LM arasındaki bir noktaya gelmiş oluyoruz. Evet burada da LM arasına odaklanabilir diyor. Yani doğru. Diyor ki engelin her iki ucuda Y yönünde büküldüğünde yansıyan atmanın dalga boyu azalır diyor. Şimdi hangi yönde bükersem bük dalga boyu burada odak uzaklığıyla bir alakası yoktur. Yani Y yönünde ya da X yönünde bükünce R'yi değiştiriyorsun. R değişince odak uzaklığı değişiyor. Ama dalga boyu bunlara bağlı değil. Dalga boyu eşittir V çarpı T'dir. Yani sen dalgaların periyodunu değiştirmezsen, dalgaların ilerlediği ortamın derinliğini değiştirmezsen hız değişmez. Hız ortama bağlı. Sen bu dalga leğenine su ekledin mi? Hayır. Su aldın mı? Hayır. O zaman hız değişmez. Peki dalgaları üreten kaynağın periyodunu değiştirdin mi? Yani 1 saniyede değil de 3 saniyede üretmesini sağladın mı? Yok. O zaman periyot da değişmez. O zaman bunlar değişmezse bu da değişmez. Yani odak uzaklığını değiştirmekle dalgaların dalga boyunu değiştiremezsin. Bu yanlış cevabımız 1 ve 2 C şıkkı. İçinde bir miktar su bulunan derinliği sabit bir dalga leğeninde engele gönderilen doğrusal atmanın görünümü veriliyor. Buna göre doğrusal atmanın engelden yansıdıktan sonra yargılardan hangileri doğrudur? Biz bunları nasıl düşünecektik? Atmaların üzerindeki bir noktayı ilerleme doğrultusuna bakacağım ve bunu sanki bir ışınmış gibi düşüneceğim. Dolayısıyla Buradan bir ışık gelseydi çukur engelip asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçmez mi? Geçer. Peki buradan gelen ışın asal eksene yine paralel geldiği için yansıdıktan sonra odaktan geçmez mi? Geçer. Dolayısıyla bunları gelen ışınlar gibi şöyle okları belirtelim. Bunları da yansıyan ışınlar gibi düşüneceğiz. Ve bunları böyle çizdikten sonra sadece aralarını birleştirmek kalıyor. Yani doğrusal bir atma parabolik bir engele çarptığında parabolik engelin şeklini alıyor zaten. Yani bir kere buradan şu yansıyan ışın dediğimiz ışınların birleştireceğiz. Sadece parabolik engel şeklini vereceğiz. Hepsi bu. Sonra buradan da aynı. Buradan geçip bu şekilde devam edecekler yoluna. Ve buradaki odağa doğru gelirken küçülmeleri sonra buradan tekrar büyümeleri bu görsele de odaklanma deniyor. Şimdi diyor ki F noktasına odaklanır diyor. Evet gelen paraleller odaktan geçtiği için F noktasına odaklanır. Bu doğru. Hızı artar diyor. Şimdi dalgalar yansıdığında hızı değişir mi? Değişmez. Niye? Dalgalarda hız neye bağlı? Ortamın derinliğine bağlı. Yani sen buraya su ekledin mi? Eklemedin. Peki buradan su çıkarttın mı? Çıkartmadın. O zaman bu dalga leğeninin derinliği değişmedi. Derinlik değişmezse ortam değişmemiş oluyor. Ortam değişmezse hızı değişmez. Yani dalgalar yansıdıktan sonra onların ne dalga boyu değişir, ne periyodu değişir, ne de hızı değişir. Çünkü dalga boyunun değişmesi için hızının ya da periyodunun değişmesi lazım. Hızının değişmesi için derinliğinin değişmesi lazım. Periyodunun değişmesi için dalgaları üreten kaynağın değişmesi lazım. Yani periyot kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla hızı artar ifadesi yanlış. Diyor ki yansıyan atma yoluna dairesel atma şeklinde devam eder. Evet doğrusal atma geliyor yansıdıktan sonra parabolik oluyor. Yani yoluna böyle devam ettiği için buna dairesel diyoruz tabii ki. Dolayısıyla bu da doğru. 1 ve 3 cevabı şıkkı. İçinde bir miktar su bulunan derinliği sabit dalga leğeninde engellere gönderilen kaleme doğrusal dalgalarının görünümleri veriliyor. Buna göre kaleme dalgalarından hangileri engelden yansıdıktan sonra bir noktada odaklanır diyor. Şimdi öncelikle odaklanma olayı için bir noktaya doğru gelmeleri gerekiyor. Dalgaların şu şekilde ve sonrasında da bu noktadan aynı şekilde açılmaları gerekiyor. Yani burası odak olabilir ya da olmayabilir. Ya illaki burası böyle odak noktası olacak diye bir kural yok. Böyle bir yere doğru küçülme varsa sonra oradan tekrar büyüme varsa biz buna odaklanma diyoruz. Şimdi baktığımda öncelikle doğrusal dalgaları parabolik engele gönderiyor. E ne yapacağız? Biz bunların ilerleme doğrultularını ışın gibi düşünüyorduk. Hatırlayacaksınız ben konu anlatımımda hep o şekilde anlatıyorum. Bunlar sola doğru ilerliyor. O zaman burayı sola doğru ilerleyen bir ışın gibi düşünün. Asal eksene paralel bir ışın geldiğinde Çukur aynada odak noktasından geçmiyor mu? Geçiyor. Peki alt taraftan bir tane ilerleme doğrultusunda ışın var gibi düşünelim. Asal eksenden paralel geldiği için yine odaktan geçecek. E ne oldu? Gelen ışınlar yansıdıktan sonra buraya döndü mü? Evet, döndü. O zaman bu yansıyan ışınların aralarını birleştireceğiz. Bak buradan buraya parabolik engelin şeklini vererek birleştiriyoruz. Sonrasında da buradan tekrar onlar ayrılıyor. Yani işte bu görselimiz odaklanma diyoruz. Hangileri odaklanır dedi bu odaklandı doğrusal dalga doğrusal engele çarpıyor. Şimdi bu nokta gelip dik bir şekilde buraya çarpacak. O zaman geri dönecek. Bu nokta gelecek, dik bir şekilde çarpacak, geri dönecek. Bu nokta gelecek, dik bir şekilde çarpacak, geri dönecek. Bak, hepsi aynı anda buraya ulaşmaz mı? Hepsi. Mesela bu buraya ulaştığında bu da buraya ulaşmaz mı? İşte bu da o anda buraya ulaşmaz mı? Hepsi aynı anda çarpıyor. Hepsi aynı anda geri dönüyor. O yüzden doğrusallık bozulmaz. Yani dairesele dönüşmez bu. Bunun odaklanma şansı falan yok. Peki buna gelelim. Yine bunları bu şekilde ışınlar gibi düşünüyorum. Bu sefer tümsek bir ayna var gibi. Şimdi tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışınlar. Aynada yansıdıktan sonra uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Bak uzantısı odaktan geçecek şekilde. Şimdi alt tarafa gönderdiğim yine asal eksene paralel gönderdiğim için yansıdıktan sonra bunun da uzantısı yine odaktan geçmez mi geçer? İşte bu yansıyanların arasını birleştireceğiz. Yani şunları karıştırmayalım diye siliyorum. İşte bu yansıyanları şu şekilde engelin de şeklini vererek hani doğrusal atma çukur aynaya çarparsa çukur aynanın şeklini alarak dairesele dönüşüyor. Doğrusal atma buradaki tümsek aynaya çarparsa tümseğin şeklini alarak bu şekilde ilerliyor. Ve bu hep böyle ilerler. Yani bunun bir yerde böyle küçülüp sonra büyümesi var mı? Yok. O yüzden buna odaklanma denmiyor. Bu hep böyle giderek işte böyle açılıyor. Yani böyle oluyor. Böyle oluyor. Ve bunların hepsinin uzantısı tabii ki de buradan geçiyor. Yani odak noktasından geçiyor. Ama dediğim gibi önce böyle bir küçülme sonra da böyle bir büyüme olayı yaşanmadığı için biz buna odaklanma demiyoruz. Odaklanma sadece bir de oluyor yani yalnız kal. Üstten görünümü verilen derinliği sabit ve kare şeklindeki dalga oluşturmuş oluşturulmuş A yüzeyine paralel olan atmanın anlık görünümü veriliyor. Buna göre atmanın A yüzeyinden yansımış hali aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi burasının x burasının da x olduğuna dikkat edelim. Yani bu ikiz kenar bir üçgen. O zaman burası 45 derece oluyor. Burası da 45 derece oluyor. Şimdi buradan atmaların ilerleme doğrultularını yine bir ışın gibi düşünerek kolay bir şekilde çözebiliriz. Şimdi ben buradan bir tane ışık gönderseydim. Bu ışık buradaki aynaya çarpsaydı. Yani 45-45 olan aynaya çarpsaydı. Buradan nasıl yansıyacaktı? Bu şekilde. Değil mi? Çünkü burası 45 ise haliyle Burası da 45 oluyor. Hani böyle Z kuralı var. Bak burada paralellik var görüyorsun değil mi? Dolayısıyla iç dış yani şura 45 ise şurada 45 mi evet? O zaman burada 45 mi evet? E buralar 45 ise buraya 90 kalıyor mu evet? Yani bu buradan buraya dik bir şekilde çarpar. E dik bir şekilde çarpınca da kendi üzerinden geri döner. Yani burası diyelim örnek veriyorum e, M noktası olsun. Burası K noktası olsun, burası da L noktası olsun. M noktası gitti, çarptı geri geldi. Şimdi aynı şekilde Geri geldikten sonra yoluna devam edelim. Hani bu buradan geri geliyor. Buradaki engele çarpıyor. Tekrar geliyor buraya çarpıyor. Ve buraya da dik çarptığı için buradan da geri dönüyor. Yani M noktası yine aynı yere geliyor. Bak şöyle oldu. M noktası yine aşağı doğru döndü. Yani A yüzeyinden yansıdı mı? Evet yansıdı. Yansıdıktan sonra yönü değişti mi? Değişmedi. Aynı şekilde böyle oldu. Diğer noktalarda aynısı olacak. Hadi yapalım. Ya bir tanesini daha yapalım abartmamak için. K noktası gelecek buraya çarpacak. Buradan buraya karşıya gidecek. Dik çarptığı için geri dönecek. Oradan tekrar yukarı çarpacak. Yukarı dik çarptığı için tekrar gelecek. Yani aynı M gibi oldu. K noktası da buraya geldi. Dolayısıyla O noktası da ortada olacak. Değişen hiçbir şey yok. Yani yönü yine böyle ve aşağı doğru şu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla şıkları incelediğimde hiçbir değişikliğin olmadığı şık. Gördüğünüz gibi bu var ama bu burada olması gerekiyor. Yani şuraya çizilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Diyor ki sabit derinlikli dalga leğenine leğen boyunca hareket edebilen doğrusal engel yerleştirilmiştir. Engel doğrultusu değiştirilmeyecek şekilde ayrı ayrı K, L, M, N, P seviyelerine getirildiğinde X, doğrusal atması 1, 2, 3, 4, 5 numaralarını alarak yansıyor. Buna göre yansıyan atmalardan hangisi hareketli engelden yansımış olamaz diyor. Şimdi öncelikle buradaki engeli K noktasına getirdiğimizi düşünelim. Şöyle yapalım. Engelimiz buraya şöyle getirdik. Tamam. Şimdi atmanın ikiye bir değişik bir pozisyonda olduğuna dikkat edin. Ve ilerleme doğrusu buna dik olması lazım. Şimdi bir atmanın eğer y ekseni 1 ise x ekseni 2 ise bunun diki tam tersidir. Yani x'i 2 y'si 1 olan ona diktir. Ne demek istiyorum? Yani bu ilerleme doğrultusu var ya bu ilerleme doğrultusu şu şekilde olmalıdır. Yani dik olabilmesi için. Yani burada y ekseninde 1, x ekseninde 2 ya. Bunun simetri yani x ekseninde 2, y ekseninde 1 olunca o ona dik olur. Her zaman bu böyledir. Dolayısıyla bu şekilde ilerleyeceğini anladık mı? Anladık. Dik bir şekilde. Tamam. 2'ye 1 şeklinde. Unutmayalım. Şimdi bu kaç birim ilerlediğinde nereye geliyor bir bakalım. Birinci hamlede bunu yaptı. İkinci hamlede bir daha bunu yaptı. Tekrarladı. Üçüncü hamlede bir daha bunu yaptı. 3T'ye geçti. Her bir T'de bir hamle gitsin. 3 T'ye geldi. Sonra 4. T'de bu buraya gelir. Neden? E çünkü buradaki engele çarptığında aynı aynalardaki gibi normali çiziyorsun, gelme açısı yansıma açısına eşit, buraya gelecek. Yani bu X noktası artık tam buraya geldi mi? Geldi. Peki kaç hamlede geldi? O da önemli. Bak, sayıyorum. 1, 2, 3, 4. O zaman diğerlerine de 4 hamle yaptıracağım. Bakalım oluyor mu? Şimdi Y noktasının olduğu yerden aynı yönde ilerlediği için 4 hamle yaptıracağım. Bu 1 bu 2, bu 3 ve bu da bakın üç buçuk ve bu da 4. Hocam nasıl oldu? Normalde bu engele çarpmasaydı buraya gitmeyecek miydi? Gidecekti. Engel onu simetriğine yansıtıyor. Yani engel ne kadar bu tarafına gitmek istiyorsan o da seni o kadar diğer tarafına gönderiyor. Yani zaten normalde çizseydin şuraya böyle gel maçsı yansı açısı da yapsaydın bunu bulacak. Sayalım tam oldu mu? 1, 2, 3, buçuk, 4. Demek ki 4T sonra Y de burada oldu mu? Oldu. İşte 5 numara. Demek ki biz buraya çektiğimizde 5 numara şeklinde olabiliyor. Olamayanı aradığımız için bunu sileceğiz. Tabi biraz uzun. Yani çünkü deneye deneye yapıldığı için başka da çözümü yok. Yani bunu denemekten başka hiçbir çaren yok. Dolayısıyla şimdi L'ye çekeceğiz. Hemen engeli L noktasına getiriyorum. Ama mantığını biraz anladığınız için daha hızlı yapabilirim. Şimdi buradan yine birinci hamlemi yaptım. ikinci hamlemi yaptım. Iki buçuk ve 3. hamlemi yaptım. Üçüncü hamlemden sonra buradayım. Bak üçüncü hamle. Bir hamle daha yapsam nereye geleceğim? Dördüncü hamlemde buraya geleceğim. Beşinci hamlemde buraya geleceğim. Ha beşte tam buraya denk geldik. Güzel. Belki de bu olabilir. Tamam x noktası buraya geldi ama beşinci hamlede. Tamam y noktasına da gelelim. Beş hamle yapalım. Bir hamleleri bu şekilde yapacağız. Çünkü bu şekilde ilerliyor. Yani bu doğrultuda ilerliyor. Bir, iki, üç tamam mı? Dörtte tam buraya gelir. Yansıyor çünkü burası normal. 5'te ne olacak peki 4'te bak 5'te. 5'te de buraya gelecek. Bir hamle daha yapacak. Bak tam buraya denk geldi mi? Geldi. İşte X ve Y tam 1'e denk geldi. Demek ki biz engeli L noktasına getirdiğimizde 1 numaralı yansımış oluyor. Şimdi değiştireceğiz. Tek tek deneyeceğiz. Gerçekten başka yolu yok. Şimdi buradan M noktasına geçelim bakalım. Buradaki engeli M noktasına getirelim şuraya. Bakalım hangisi olabiliyor. Hemen yine ilerleteceğiz bunları. Birinci hamlem buraya gelir. ikinci hamlem buraya gelir. Üçüncü hamlem buradan yansır ve buraya gelir. Dördüncü hamlem buraya geliyor. Yani hiçbir tanesinin tam ucuna denk geldi mi? Gelmedi. Mesela bunu yapalım dört tane. Birinci hamle bu. ikinci hamle bu. Üçüncü hamle yarısı burada yarısı burada. Üçüncü hamle bu. Dördüncü hamle de bu. Yani bakın dikkat ederseniz şöyle oluyor. Yani bu da hiçbirine denk gelmiyor. Yani burayı boş geçeceğiz. Buraya bir şey denk gelmedi. Tamam şimdi N'ye gelelim. Yani engeli N noktasına getirelim. Hemen yapıyorum. N noktasına getirdiğimizde bakalım yansıma nasıl olacak? Aynı işlemleri yapıyoruz. Artık anladığınızı düşünüyorum. Bu birinci hamlem. Bu bir buçuk ve buradan yansıdığımda 2 2 olur. Yani buraya geldiğimde 2 oluyor. 2 hamle yaptım. Buna da 2 hamle yaptırıyorum. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi bu da tam buraya geldi. Yani Y burada, X burada tam kime örtüştü? 4'e. Demek ki buraya geldiğinde de 4 oluyor. Yani 1, 5, 4 oldu mu? Oldu. Bunların hepsi oldu. 2 ve 3 kaldı sadece. Şimdi buradaki engeli bir tane daha yukarı götürüyorum. Bu da son zaten. P noktasına götürdüğümde de bir kere daha bunu tekrar yapacağız ve bitecek. P noktasına çiziyorum engeli. Buradan getiriyorum. Birinci hamlemi yaptım. 1T. Bir, bir tane daha yaptım. 2T. Zaten burası normal olduğu için gelme açısı yansımasını eşit. 2T de tam buraya geldi. Tamam. Peki diğerine 2T yaptıralım. Birinci hamle bu. Burası 1.5 ve buradan yansıdığında da işte bu 2. Dolayısıyla bu da 2T'de buraya geldi. Bu da 2T'de buraya geldi. X ve Y tam kime örtüşüyor? 2. Demek ki bu da 2 ile oldu. Ama 3'ü asla elde edemedik. Cevabımız 3. Ve bu soruyla birlikte bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.